Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sütün kaymağını topladığımız kaplarda biriktirdik. Tereyağı yapılışını size tarif edeceğim. Kimisi ev yağıdır, kimisi tereyağıdır. Onu bugün size nasıl yapıldığını tarifesini göstereceğiz. Şu anda topladığımız kaymakları hepsini bir kaba boşalttık. Şu anda blender ile karıştıracağız. Evet, gördüğünüz gibi blender'ı böyle koyuyoruz içine. Evet, karıştırmaya devam ettikten sonra soğuk su ilave ediyoruz. Sıcak su değil, soğuk su, pardon. Karıştırmaya devam ediyoruz. Suyu devam ediyoruz koymaya. Soğuk suyu unutmayalım. Ben önce de sıcak dedim mi karıştırmayalım. Soğuk su. Evet, az daha su ekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar çok karıştırırsanız o kadar güzel yağ üstüne çıkmış oluyor. Görüyorsunuz. Şu anda baya güzel yağ oluşmaya başladı. Biraz su daha ekleyelim. Tamamdır. Karıştıralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı yağ olmaya başladı. Biraz daha karıştıracağız.
kaşıkla daldırdığımızda gördüğünüz gibi bu yağ, yoğurt değil görüyorsunuz. Bayağı yağ toplamaya başladı. Şu anda biraz daha yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya bayağı güzel oldu. Bunlar topladığımız kaymaklar. Sütün üstünde süt. Nasıl? Sütü yoğurt için kaynatmak için ateşe koyduğunuz süt üstü kaymaklaşıyor. O kaymakları alıp burada topluyorsunuz böyle kaplarda. Biriktiriyorsunuz. Ve sonrasında bunları boşaltıyorsunuz böyle bir kaba. Soğuk su ilave ediyorsunuz. Ve tabi kabı kendinize göre ayarlarsınız kaymağınıza göre. Böyle blender ile yağ çıkana kadar güzel bir şekilde karıştırıyorsunuz. Şu anda devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar ya gördüğünüz gibi çok güzel. Evet. Çok şahane. Bu aynı bu yapılan şu iki kutunun aynısını biz boşalttık. 4 kutuydu. İkisini boşalttık. Şu anda bu iki kutudan oluşan kaymak yağ dönüştü. Biraz sonra ne kadar çıktığını size göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeter. Evet bu şu anda yeterli. Gördüğünüz gibi blenderimizi çıkarıyoruz. Diğer işlemleri göstereceğim. Evet. Tam onu sonra temizleriz. Evet. Gördüğünüz gibi yağımız bayağı güzel oluştu. Tabağa koyalım. Çok şahane. Bayağı güzel. Kendiniz evinizde canınız istediğinde bu yaparak kahvaltıda kullanabilirsiniz. Bekletip güzel suyu çektikten sonra yemekte kullanabilirsiniz. Normal bildiğiniz tereyağı yani. Organik tereyağı. Ev yağı. Arkadaşlar görüyorsunuz çok şahane. Şu anda 1 kilo ya yakın belki de bilemiyorum ama 1 kilo falan çıktı gibi tereyağı. Tabii biraz suyu var içinde, o da kendini çekecek. Onu ister siz kendiniz süzebilirsiniz direkt kaşıkla değil de şunu süzerek alabilirsiniz yağı. O size kalmış. Güzelce yıkamanız lazım şunu. Güzelce yıkayıp alabilirsiniz. Evet, çıkan suyu geri süzüyoruz. Böyle güzel bir şekilde suyu çıkacak. Suyu çıktıktan sonra orijinal yağımız hazır. İster kahvaltıda yiyin, ister yemek yapın. Biraz kaşıkla göster bakalım bu tarafa doğru. Evet. Yiyeyim mi şunu? Çok güzel. Evet, burada gördüğünüz gibi dediğim gibi bu hazır kaymaklarımız. Tabii kendimizin topladığı sütün üstünden aldığımız kaymaklar. Soğuk suyumuz. Soğuk su tereyağı tabii ki olmazsa olmazı. Aynı kapları boşaltıyoruz buraya. Soğuk suyumuzu ilave ediyoruz. Blenderimizi alıyoruz. Karıştıra karıştıra zaten yağ oluştuğunda görürsünüz kendiniz. Ne kadar yağ üstüne çıktığında görürsünüz. Baya güzel karıştır. Ondan sonra kaşıkla ister alın böyle bu şekilde. İsterse süzerek alabilirsiniz. O size kalmış. Bugün bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayınız.
sizler için yaptık videoları. İnşallah beğenirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.